Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda hiçbir serimin olmadığını fark ettim ve yeni bir seriye başlama kararı aldım. Serinin adı Neden Herkes Bunu Alıyor? Yani kısaca herhangi bir kategoride en çok satılan ürün neyse onu bir şekilde temin edeceğim ve birlikte inceleyip bunun neden herkesin satın aldığı sorusunun cevabını arayacağız. Siz de herhangi bir kategoride en çok satılan herhangi bir şeyi bana yazarak onu incelememi isteyebilirsiniz. İlk bölümümüzün konuğu en çok satılan laptop. Bu aleti öyle özel araştırmalar sonucunda falan almadım siteye girdim en çok satılanlara tıkladım en çok satılan laptop buydu bunun üstünde bir tane ultrabook vardı ultrabook oyun oynatmaz bir şey yapmaz onu hiç saymıyorum zaten bize laptop lazım ve en çok satılan laptop bu şimdi birlikte kutusunu açacağız özelliklerine bakacağız bize neler sunuyor onları keşfedeceğiz falan kutunun içinden bir laptop çıkıyor kullanım kitapçıkları garanti belgeleri falan şurada bir şey daha var bir de adaptörümüz çıkıyor. Başka hiçbir şey yok kutunun içinde. Şimdi bir taraftan laptopumu açayım, bir taraftan da özelliklerini okuyayım size. 15.6 inç bir ekranı var. 1366'ya 768 yani HD çözünürlükte. IPS bir ekranmış. DDR4 RAM'i var diyor. Maksimum 12 GB destekliyor diyor ama kaç GB remi olduğu yazmıyor mu? 8 GB da RAM'i varmış. İsterseniz 12 GB'a yükseltebilirsiniz. AMD Ryzen 3 2200U işlemcisi var. Ryzen 3 işlemci giriş seviyesi bir laptop için bence fazlasıyla yeterli. Bunun dışında ekran kartımız Radeon 535'in 2 GB'lık bir modeli Paylaşımsız bir ekran kartı 1 terabaytlık depolamamız var İçinden direkt orijinal Windows 10 çıkıyor Şu an zaten görüyorsunuz İşte Wi-Fi'yi var, Bluetooth'u var falan Bunları saymama gerek olduğunu düşünmüyorum Kurulumu yaptım Şimdi biraz beklememiz gerekiyor O arada birazcık daha ayrıntı okuyayım ben size Kopya çekeceğim Şimdi ekran kartımız 4 k destekliyor H.265 destekliyor Yani güncel teknolojileri destekliyor Onun dışında yapay zekası varmış Bu yapay zekası sayesinde sizin kullandığınız uygulamalara göre pil ömrünü uzatabiliyormuş. İşlemci 15 wattlık güç tüketiyor. Bu laptop için iyi yani pil süresi uzun gidecektir diye düşünüyorum. LOL Fortnite gibi oyunları rahatlıkla oynatabilir diyor. Bunu birazdan deneyeceğiz. Üstünde yıpranma ve aşınmayı engelleyen bir kaplaması varmış. Bunu test etmek istemiyorum açıkçası. Şu an çizmek isterdim ama öyle diyorlarsa öyledir. Kasanın sol tarafında iki tane USB var, bir HDMI çıkışı var, bir Ethernet portu var, bir tane Type-C var burada. type C şaşır Kulaklık ve mikrofon girişimiz bir de SD kart okuyucumuz var. Diğer tarafında ise DVD romumuz var. Bayağıdır DVD rom görmemiştim laptoplarda. Hala DVD kullanan var mı bilmiyorum ama kullanıyorsanız var. Kurulum tamamlandı zaten bu gayet basit bir işlem. Illeri illeri evet hayır falan diyorsunuz bitiyor yani. Şimdi ben buna birkaç tane oyun indireceğim birkaç saat sonra görüşürüz. Evet, birkaç saat sonra görüşürüz dedim ama aradan bir gün geçti. Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ben bugüne kadar hiç giriş seviyesi bir laptop kullanmadığım için bu laptoptan tam olarak ne beklemem gerektiğini algılayabilmem için, yani objektif bir yorum yapabilmem için birazcık kurcalamak istedim, biraz deneyimlemek istedim aleti. Sanırım öncelikle bu laptopun kimlere hitap ettiğinden bahsetmem gerekiyor. Eğer bir öğrenciyseniz, işte yurtta film izleyeceğim, dizi izleyeceğim, tez yazacağım, ödevimi yapacağım, ofis programlarını kullanacağım falan diyorsanız bu laptop size göre. Ben normal bir ev kullanıcısıyım. İşte arada film izlerim, arada oyun oynadığım olur ama öyle çok üst seviye oyunlar oynamam falan diyorsanız yine bu laptop size göre. Ben bir ofis çalışanıyım ya da fabrikada memurum, mühendisim işte sürekli mail atıyorum, mail alıyorum onları kontrol etmem gerekiyor kahvemi yudumlarken bir taraftan kafede işte maillerime cevaplıyorum falan filan diyorsanız pil ömrü uzun o yüzden bu laptop yine size göre ama ben son çıkan oyunları böyle üst seviye grafiklerle oynayacağım falan diyorsanız olmaz. İşte işim gereği sürekli 3 boyutlu modelleme yapıyorum falan diyorsanız yine olmaz. Fotoğraf montajı yapabilirsiniz ama video montajı azıcık zorlar yani yavaş olur. Kısaca bu günlük kullanıcıya hitap eden bir laptop diyebilirim sanırım. Film izletir, YouTube'dan video oynatır, işte basit oyunları oynatır Şarjı iyi gidiyor. Almanya'daki akrabalarınızla da konuşursunuz. Üstünde webcam var. O tarz işler için. Muhtemelen baya bir kişi oyun performansını merak ediyor şu an. O yüzden hemen bir oyuna gireyim. Şu an LoL'de ortalamanın üstü grafiklerdeyim. Ortalamanın üstü grafiklerde 170 FPS ile başladık. 170, 180 öyle gidiyor. Biraz aksiyona girdiğimizde 110 FPS civarlarına düşüyor. Bu arada akıcı bir oyun deneyimi için 60 FPS'in üstü yeterli. Yani 60'ın üstünde olduğu sürece akıcı şekilde oynarsınız. Hadi çok kalabalık bir savaşa girdiniz diyelim. Orada da taş çatlasa 80'e falan düşsün hani. O da yeterli. Bu arada bir de yani ortalamanın üstü grafiklerdeyiz. Düşük grafiklere çıkarsam, çıkarsam mı denir ona, inersem mi denir? Hatta hemen bir deneyelim onu. Şu an düşük grafiklerdeyim. Hiçbir şey fark etmedi. Garip. <laughs> ben bir şey fark eder diye beklemiştim. Düşük grafikle ortalamanın üstü grafik aşağı yukarı aynı performansı veriyor. Bir botu öldürene kadar canım çıktı ya ben. Bu oyunda işlemci kullanımımız %40 ile %55 arasında gidip geliyor. Yani işlemcisi bu oyun için fazlasıyla yeterli. Ekran kartı da gayet gördüğünüz gibi yeterli. Yani hiçbir şekilde yüzün altına düşmedik. Yüksek grafikte de düşük grafikte de düşmedik garip şekilde. O kısmı anlayamadım. Yani LOL oynamak istiyorsanız bu bilgisayar sizin için gayet yeterli. Şimdi Fortnite'a geçeceğim. Fortnite çok daha fazla bilgisayar zorlayacak bir oyun. Şu an Fortnite'dayım. Grafiklerim düşük ayarlarda. FPS göstergem garip bir şekilde çalışmıyor. Fakat tam şurada oyunun kendi FPS göstergesi var. Görüyor musunuz? Oradan takip edebilirsiniz. Küçücük ama kusura bakmayın. Bu oyuna ne yapmışlar böyle her yer bembeyaz ya. Kar teması yapacağız demişler de evinci niye beyaz? Biri mi var orada? Harbiden biri var orada. Kaçma sana. orada biri daha var. Aa 25 vurdum. 46. Hadi. Ya. Yeah. Tamam birini öldürdüm o yüzden çıkabilirim artık oyundan. Fortnite'da muhteşem bir deneyim alamıyoruz. Yine aslında 60-70 arası seyrediyordu ama düşük grafiklerdeydi bu. Hani oynatır ama ben Fortnite oynamak için bir bilgisayar alacağım diyorsanız bundan almayın o yeterli değil. Sanırım değinmem gereken her şeye değindim sadece şöyle bir de kasasına değineyim. Kasa malzeme kalitesi olarak güzel yani sağlam. Klavyesi güzel klavyenin basış hissiyatı falan da güzel. Taşbeti fena değil. Ekran şöyle. Tam 180 olabiliyor. Ekranın görüş açıları fena değil. Yani sağdan soldan da belirli bir açıya kadar rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Oyun oynasanız da fazla ısınmıyor. Fanların ses seviyesi de gayet düşük. Yani çok rahatsız edici bir fan sesi yapmıyor. Kısaca fiyatına göre iyi bir işlemcisi olan, ekran kartı fena olmayan ve total olarak baktığımızda da fiyat performans olarak gayet güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hani bu fiyat segmentindeki diğer laptoplara bakarsak genelde i3 işlemcileri oluyor. i3 işlemciler ekran kartı olarak falan çok daha kötü. Ve büyük ihtimalle bu videodaki sorumuzun cevabı da bu. İnsanlar bu laptopu alıyorlar çünkü bu fiyatta i3 işlemcili laptoplar var ve Ryzen 3 i3'ten daha iyi. Yani benim çıkarttığım sonuç bu. Ürünü satın almak isterseniz açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz veya gidip MediaMarkt mağazasından test ederek falan da alabilirsiniz. Bu serinin devamında incelememi istediğiniz ürünleri bana yorumlar bölümünden bildirebilirsiniz. Çok satılanlar listesinde olması şartıyla. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek incelemeleri kaçır mamak için şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Daha eğlenceli videolar için ise şuradan ana kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.